Bugün size yaşamdan ve kendinizden bahsedeceğim. Siz kimsiniz? Yaşamın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu sorular sorulduğu zaman birçok kişi der ki, ben deli miyim? Tabii kim olduğumu biliyorum. Oysa insanların o kadar büyük bir bölümü kim olduğunu bilmiyor ki. Allah'a inanıyor, Allah'ın ne olduğunu bilmiyor ki. Yaşıyor, yaşamın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor ki. Evet, bu gerçeklerin peşinde olacağız. Gerçek dediğimiz zaman gerçeğin ne olduğunu biliyor muyuz? Gerçek, sözlük anlamına baktığınız zaman şöyle diyor, elle tutulur, gözle görülür ve kesinlikle olmadığı söylenemeyecek her şey gerçektir. Elle tutulur, gözle görülür dediği zaman zaten evrenin %99'unu beş duyumuzla algılayamıyoruz. Ama birçoğumuz bunun farkında değiliz. Elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz, gerçek dediğimiz olaylar da zamana, mekana, şartlara göre değişiyor. Mesela bir telefonumuz veya televizyon. Bunların hepsi belki 30 sene önce gerçek değildi. Ama şu an hepsi birer gerçek. Elimizde tutup gözümüzle görebiliyoruz. O zaman için bahsetsek, şu sensörlü kapılar, sular, akan musluklar. Bunların hepsi sihirdi belki. Fakat şu an bunlara gerçek diyebiliyoruz. Peki gerçek nerede? Gerçek, şimdi anlatacağım gibi içimizde. Ama gönlümüzün arınması, zihnimizin sislerden dağılması gerekiyor ki biz bu gerçekleri görebilelim. Yaşam dediğimiz olayın bir kısmı yarısı somut, yarısı soyut. Somut olan kısmı öğrenebiliyoruz. Ve bu öğrendiklerimizle bir beklentimiz oluyor. Mutlu muyuz? Huzurlu muyuz? Başarılı mıyız? İlişkilerimiz iyi mi? Bunları öğreniyoruz tek tek. Bir de soyut kısımlar. Orada da bunu da eğitimle alıyoruz, fark ediyoruz. Ve bu soyut dediğimiz bölüm esasında görünen bölümü idare eden esas bölüm. Dolayısıyla biz bütün bunları fark etmiyorsak ve bu yaşamdaki bu öğrenilebilir olayları tam olarak öğrenemiyorsak yaşamda mutsuz olabiliyoruz, başarısız olabiliyoruz, ilişkilerimiz kötü gidebiliyor. Ve bunları bir mazeret buluyoruz. Siyasetten ötürü, devletten ötürü, annem, babam, kader, kadere kızıyoruz. Yaradana kızanlar, isyan edenler bile olabiliyor. Oysa yaşamı anladığımızda bakıyoruz ki bunların hepsinin tek sebebi var, o da kendimiziz. Bizim yönetmemiz gereken bir evren var, bir dünya var. Ama ilk önce onu tanımamız gerekiyor. Mesela mutsuzsak veya başarılı değilsek bunlara odaklandığımız zaman bunlar bir ağacın meyvesi gibi. Meyveye odaklandığınızda onu değiştiremezsiniz. Köklerdir onu besleyen. Köklere bakmamız gerekiyor. Yani o görülmeyen köklere. Esas değerler, kurallar köklerdedir. Dallar ise meyveye gelen dallar eylemlerimizdir. En önemlisi de köklerin içinde yayıldığı topraktır. Yani bilgelik. İşte biz bunların hiçbirinin farkına varmadan o sadece meyvelere baktığımızda eğer kökleri besleyememişsek çürük meyvelerden mutlu olmuyoruz. Diyoruz ki ben mutlu değilim, nasıl mutlu olacağım? Köklerden beslenmemiz ve toprağın ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Öğrendiğimiz alan, yani somut olan alanda ailelerimizden aldığımız kültüre göre değişiyor. Çünkü ilk öğreten annedir. Anne faktörü çok çok önemlidir. Sonra tabii aile gelir, baba, büyükler. Ondan sonra okul, öğretmen ve çevre. Bütün bu kültürlerden aldığımızda biz doğru zannettiğimiz bazı verileri beynimize kaydediyoruz. Ve bu verilere biz paradigma deriz. Yani yaşama bakış haritamız. Bunlara göre biz tüm evreni anlamaya çalışırız. Ve onun için de herkesin kültürü belki farklı farklı olduğu için herkesin doğrusu da farklı olabiliyor. Senin doğru dediğine başka biri hayır yanlış diyebiliyor. Mutluluktaki arayışı farklı olabiliyor. Kadına erkeğe bakış şekli farklı olabiliyor. Değişik kültürlerden değişik bilgileri beynine nakşetmiş olabiliyor. Evet, bunları somut kısmı böylece alıyoruz. Peki soyut kısım, işte o farkındalık bekliyor. Onlar şu ana kadar işte çeşitli peygamberlerle, dinlerle, kadim bilgilerle, yani dinler dediğimiz şöyle böyle son üç dini alalım, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, belki 2000 küsur yıl, işte ondan öncesi binlerce yıl bize gelmiş kadim bilgiler var. Ve
ermiş dediğimiz hakikaten bu farkındalığa varmış kişiler var. Mesela bizim kültürümüzden Mevlana, Yunus Emre, Enel Hak diyen Hallacı Mansur. Ne demek Enel Hak? Ben Allah'ım dediği için öldürülen. Ben Allah'ım demek ne demek peki? İşte bütün bunları tek tek anlamaya çalışacağız. O ermiş kişileri biz baktığımız yerden göremediğimiz, anlayamadığımız, fark edemediğimiz için anlamsız bulabiliyoruz. Fakat bilim artık bunları bize anlatmaya başladı. Nasıl başladı? Bilimde en küçük parça madde dünyasında, insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, madde olsun, en küçük parça atomdu. Bunu biliyorduk. Yani fizik ve kimya olarak parça bölünemiyordu. Isaac Newton'a kadar bu böyleydi. Fakat ondan sonra atom parçalandı. Einstein'la başlayan çalışmalar, ondan sonra David Bohm'lar, bütün bunlar. Bu konulara uzun uzun gireceğiz. Hatta benim yazmış olduğum bir varmış, ötesi yokmuş. O birliği, tekliği, İslam'da da tevhid bilinci diye anlatılan bilinci, bilimsel olarak da anlatan, çok kolay anlatan bir kitap. Burada tek tek bahsetmiştim. O alem atom parçalandıktan sonra ortaya çıktı. Atom parçalanınca işte elektron, nötron, proton ve onlar da parçalanınca bir bakıldı ki tüm evren, sadece bir titreşim, frekans diyoruz biz buna, bir saniyedeki titreşimine de bir hertz, yani hertz de ölçülüyor. Tüm evren, gördüğümüz her şey, ben, sen, o, masa, hayvan, bitki, yıldızlar, her şey titreşen bir deniz sanki. Ama frekansları farklı. Frekanslar hertz de ölçülüyor. Yani gözünüzün önüne getirebildiniz mi bilmiyorum. Maddenin dışına, içine, atomun altına geldiğimiz zaman işte biz bunu göremiyoruz, duyamıyoruz, oradaki sesleri duyamıyoruz. Çünkü belirli hertzlerle sınırlanmışız. Ve bunların dışında olan olaylar tüm evreni meydana getiriyor değişik değişik frekanslarda. Bunlardan, hatta şuradan size hertzleri tek tek söyleyeyim. Düşünün, bir saniyedeki bir titreşime bir hertz diyoruz. Kilohertz saniyede 1000. Megahertz saniyede 1 milyon titreşiyor, gigahertz ise saniyede 1 milyar. Düşünebiliyor musunuz? Saniyede 1 milyar titreşim ne demek? Ne kadar süptil enerjiler var, biz daha yavaş titreşimleri görebiliyoruz gözümüzde. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, hayvanlar bile bizden daha çok görüyor. Bir köpek bir deprem olduğu zaman bizden çok daha önce o gelen sesleri duyabiliyor. Veyahut kokuyu alabiliyor. Birçok yerde biliyorsunuz köpekler esas bu narkotik kullanıyor. Birçok bomba ararken şu cesetler, Allah korusun büyük felaketlerde aranırken hep köpekler. Çünkü bizim alamadığımız kokuları, sesleri alıyorlar. Tabii onların alamadıkları da var. Ama bu evrende hepsi var. Fakat beş duyumuzda o evreni göremiyoruz. Bu evrenin yasaları var. Evet. Tüm evren titreşim dedik. Biz bir titreşimler denizindeyiz dedik. Dünyadan tutun diğer planetlere, tüm gökyüzüne kadar ve bu dünyada olan her şeye kadar. Biz de bunun içine dahil. Peki bu titreşimlerin her birinin, biraz önce bahsettiğim gibi değişik şekilde titreşiyorlar ama her birinin bir özelliği var. Allah'ın 99 adı diye İslam'da geçen Esma-ül Hüsna'yı bilirsiniz. Cemalinden tut Celaline kadar olan birçok isim 99 ki 99 hiçbir şey değildir. Allah dediğimiz işte bütün bu sistem. Bunların her birinin bir özelliği var ve evrende titreşmekte. Peki insan olarak biz ne yapıyoruz? İnsan veya madde değişik bazı titreşimleri almış, bir araya gelmiş, titreşmekteler ve biz gözümüzle onları farklı görüyoruz. Bunların hepsi bilim olarak laboratuvarlarda deneylenebiliyor. Mesela çift yarık deneyini muhakkak izlemenizi isterim. Girdiğiniz zaman Google'dan her yerde bulabilirsiniz. İnsana geleceğim ben şimdi. Diğerlerini uzun uzun sonra konuşacağız. İnsan dediğimiz 7 değişik katmandan oluşuyor. 7 beden derler. Bunların en başında çok daha az titreşen, böyle saniyede 360 Hz gibi fiziksel bedenimiz var. Fiziksel bedenimiz kadın ve erkekte daha farklı özellikler gösteriyor. Erkekte biraz daha güçlü bir beden gösterirken kadın daha narin bir beden gösteriyor.
İkinci titreşim enerjistik beden. Buna yaşam enerjisi diyebiliriz. Hani reikilerle kendimize enerji topluyoruz, yediklerimizle, içtiklerimizle, can dediğimiz yani. Kadın bu bedende daha güçlü, erkek biraz daha zayıf oluyor. Yani kadın ağrıya, acıya, uzun yaşama daha dayanıklı, daha elverişli titreşimleri buna göre. Peki kadın erkek derken hemen araya girerek söylemek istiyorum. Bu yaşamda yaşamın devam edebilmesi için bütünlüğe varıncaya kadar biz bu yaşamda dualiteyi, zıtlıkları yaşıyoruz. İşte bu zıtlıkların en önemlisi de bedenin iki efendisi dediğim kadın erkek. Onun için böyle anlatıyorum. Yoksa gerçek insan dediğimiz tekliğe doğru gittiğimizde ne kadın var ne erkek, ne iyi var ne kötü, ne beyaz var ne siyah. Hepsi bir bütün halinde, nötr. İşte üçüncü bedene gelelim, duygular. İnsanı mahveden bu duygular. Burada çeşit çeşit titreşimler var. Güzel de var sevgi gibi ama koşulsuz sevgiden bahsetmiyorum. Koşulsuz sevgi çok üst bilinçlerde olan bir şey. Daha koşullu seviyoruz, hoşumuza gidiyor, arzu ediyoruz, çekici buluyoruz. Veya öfke var, kıskançlık var. Bütün bunları yaşayabildiğimiz ve bizi böyle alt üst eden duygular var. Burada kadın daha zayıf, erkek daha güçlü. Çünkü kadınlar duygularına daha yenilebiliyorlar. Yani daha duygusal olabiliyorlar. Duygusal olmak ne demek? Duyguların seni idare etmesi. Duyarlı olmak ise evet o duyguları hissedersin ama sen o duyguları idare edersin. Ve hepimizin olması gereken de budur aslında. Çünkü duygular seni idare ettiği zaman katil olmaya kadar gidebilirsin. Yani öfkelendiğin zaman, kızdığın zaman ne yaptığın belli olmaz. Çünkü o duygudur eylemi harekete geçiren. Ondan sonra zihin var. Zihin dediğimiz olayda ise daha arzuların esiri olmuş bir zihin bu. Yani akıl değil. Akıl daha üst planda. Evet zekayla biz bu zihnimizi yönetiyoruz ama arzularımıza göre düşüncelerimizi oluşturuyoruz. Bilinç boyutumuz neyse zihnimizdeki düşünceler de o boyutta oluyor. Burada ise kadınlar daha güçlü, erkekler biraz daha zayıf. Kadınlar daha organizatör. Kadınlar aynı anda birkaç şeyi bir arada yaparken erkek daha düz bakabiliyor. Bütün bunların üzerinde üç beden daha var, daha sübtil titreşen. Orada kadın erkek yok. İşte saf akıl var orada. Yani değerleri aldığımız, aslında evrensel bilgileri aldığımız saf akıl, sezgisel beden. Kadın bu sezgisel bedene daha çıkabiliyor. Bunlara ileride geleceğim, ileri videolarda anlatacağım. Ve ondan sonra saf irade var ki oraya çıkmak. İşte hepimizin en önemli hedefi. Bu videoda yaşam ne, insan ne, Allah ne, görünen ve görünmeyen taraf ne, kısaca bunları anlattım. Bundan sonra esas çok daha değişik. Neleri nasıl yapmalıyız, ne yapmalıyız, nasıl mutlu olmalıyız dünyada ve dünyanın üzerine, yani gerçekten hakikate geçerken nelere dikkat edeceğiz, neleri fark edeceğiz, bunların hepsini diğer videolarda anlatacağım. Görüşmek üzere.